Herkese merhaba. Apron'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben kısa bir tatil yaptım geldim. Eren kısa bir tatil yaptı geldi. Galatasaray hala merkez orta sahaya bir 8 numara arıyor. Ne diyorsun Eren bu duruma? Ekonomik olarak oyuncuları artık 20 bandı diye bir şey koydular. Herkes kapıyı 20'den açıyor. Yani kulüpleri de anlayabiliyorum. Galatasaray'ı da anlayabiliyorum. Çünkü orta sahada herhangi bir oyuncuya 20 milyon vermek senin daha sonraki açığını kapatmak için de endişeli bir durum aslında. O yüzden Galatasaray zor bir sürecin içinde. Saşa Boy satılınca 30+. Biz demiştik hani bu Saşa'dan sonraki satışlar Türkiye'nin artık bir 40'ı kırması lazım. İşte belki Ferdi, belki daha da ileride başka bir oyuncu ama alırken de artık dediğin gibi selamünaleyküm diyorsun 20'den başlıyorlar yani. O da belirgin bir durum. Brezilya'ya uzanacağız. Rios'a gidiyoruz. Richard Rios, Copa Amerika'nın dikkat çeken oyuncularından bir tanesi. Oyuncuyla ilgili tabii ki biraz gözlemimiz, biraz Palmeiras üzerinden izlememiz var. Ben Copa Amerika'da da maçlarını takip ettim. Ama şu gerçek yani Rios dışında da bunu söyleyebiliriz. Scott McTominay ile başlayan, Wendel ile devam eden, bizim de burada anlattığımız Koray'ın bahsettiği transfer listemizde olan bir oyuncu. Bir de şimdi Rios gerçeği. Galatasaray'ın bir cebinde 15 milyon eurosu var. Hani çok silkelesen, 5 kağıt daha eklesen 20 milyon eurosu var. Pazarda 20 milyon euroyu nereye harcayacak onu konuşacağız. İşte Rios böyle bir oyuncu mu onu konuşacağız esasen. Tabii şimdi Copa Amerika'da izlediğim Rios yani Kolombiya milli takımı o turnuvanın en çok dikkat çeken, finale kadar uzanan performanslarından birini sergiledi. 4-3-3'te zaman zaman sağ iç orta saha gibi oynayan Jefferson Lerma, Crystal Palace'lı Jefferson Lerma ve Arias'la beraber. Arias biraz daha sol iç gibiydi, Rios sağ iç gibiydi. Lerma biraz daha tutucuydu orada bir oyuncu. Palmeiras'ta zaman zaman 4-2-3-1'de double pivot, ikili orta sahanın bir tanesini oynuyor. 1.85 boyundaydı yanılmıyorsam, 24 yaşında. Ayak kalitesi temiz. Copa America performansıyla Palmeiras performansı biraz dalgalı bir oyuncu benim izlediğim. Sende de zaten veri istatistikleri var bu konuda. Ayağını çok beğendim. Çok temiz bir ayağı. Bileklerine hakim, soğukkanlılığı çok iyi. Ama 90 dakika savaşçı ruhlu bir oyuncuymuş izlenimini vermiyor. Bu sezon 11 maçın işte 9'unda ya da 6'sında oynamış. Maç başına ortalama 60 dakika oynamış bile. Palmeiras'ın teknik direktörünün oyundan çıkartırken ilk tercih ettiği oyuncu diyebiliriz. Herhalde 1 ya da 2'dir. Ama genellikle 1 yani 60-61. Dakikalarda kenara alınan bir oyuncu. Şöyle de bir durum var. Brezilya Ligi'ni takip edenler bilir yani ekonomik kuvveti Flamengo ile beraber hem taraftar kitlesi hem de ekonomik yoğunluğu tok satıcı olan bir kulüp. Yani Palmeiras, Sao Paulo ve Flamengo bu gruptan sayabiliriz. Ki Endriki'yi en son Real Madrid'e gönderdiklerini iyi biliyoruz. Oyuncuyla ilgili geçen rakamlar 20 milyon avro artı işte bonuslar veya işte 20 milyon avroya bu iş olur diye tabir var dış basında özellikle. İçerideki medyada da bu tabirle ansediliyor. Oyuncunun bana Palmeiras performansı senin de bahsettiğin gibi belli doneler, belli kriterlerde, belli factlerde kuvvetli olsa da ya bu oyuncu 20'lik oyuncu, 20'lik topçu bana dedirtmedi esasen. Özellikle bu sezon. Bence şu kısmından 20'lik diye düşünüyorlar. 24 yaşında ve gelişme gerçekten açık. Şimdi arkada videolar da dönüyor. Arada bakıyorum. Çok yumuşak, bilekli, evet. Alıp gitme gibi huyları var. Biraz Mario Lemina, biraz Felipe Melo ikameliği var. Onu görebiliyoruz. Ama işte ikisinin de sertliği yokmuş gibi duruyor. Yani hani temiz müdahale yapabiliyor. Şu anda mesela bu pozisyonda da görüyorum. Ayaklar temiz. Müdahale yaparken de onları yapıyor. Az görüyor. Kart çok az görmüş. O da enteresan. Evet. Ama tekniği anladığım kadarıyla çok yüksek bir oyuncu. Biraz böyle olabilecek hani Galatasaray'ın da Torreira gibi müthiş bir tutucu da olabilen zaman zaman Manchester United maçında da mesela geçen sezon 8 oynayıp Kaan Ayhan'ın 6 oynadığı, önde 8'de kullanabildiği, hatta Arsenal'de de 4-3 düzeninde bunu oynayabilen bir oyuncu olduğu için o bölgeye alındığı takdirde umut veren, vaat eden mesela ayak temizliği, cepheden şut atma gücü gibi bir artı yazabilecek nüansları var. Ama sürdürülebilirlik bence o konuda biraz mahir bir oyuncu değil. 24 yaşında olması bende çok etki yaratıyor. Çünkü gerçekten 24 yaşındaki bu yetenekli bir çocuğa iyi işlediğinde 28 yaşında prime yapmış olabilir. Tabii. Ve prime'ında sen bunu 30-40'a satarsan, yani 30-40 az bile söylemiş olabilirim 3-4 sene sonrası için, başarılı bir transfer olarak bakılır. Yani bugün verdiğin 20'sini çok yormayabilir. İleriye dönük hareket etmek istiyorsan aslında. Tabii, hani Copa Amerika'dan önce market değeri 5-6 milyon euro gibi gözüken bir oyuncuyken Copa Amerika'dan sonra haliyle yani bizim Avrupa Şampiyonası'ndaki Barış Alper ve Ferdi'yi de burada kıstas alabiliriz. Nasıl değerleri birden arttı. Bilinirlikleri daha çok arttı. Rios'ta performansıyla bunu ikiye katladı yani 10-12 milyon bandına çıktı. Buralarda yani normal gözüken bir market değeri var. Ya şundan ben esasen şüpheliyim Eren. Galatasaray'ın bir Güney Amerika havuzu gerçekten kuvvetli. Yani Muslera'dan başlayıp omurgadan devam edelim. Davinson Sanchez'in gelip sergilediği performans, üzerine Torreira ve en öndeki Mauro Icardi gibi bir Güney Amerika havuzundan TT'yi saymazsak yüksek dozda verim alındı. Adaptasyon sürecine burada Davinson Sanchez'in de milli takımdan arkadaş olması sebebiyle belki gelir gelmez uyumunu azaltabilir. En büyük bence burada kileme düşüren şey oyuncunun Avrupa tecrübesinin daha önce hiç denememesi, 24 yaşında olmasına rağmen ve onu Flamengo, Guarani ve Palmeiras'a getiren süreçlerdeki dalgalı performansı. Yani saha içindeki sürdürülebilirlik, evet azimlilik var, çeviklik var, ayak kalitesi yüksek. 6 pozisyonunda Palmeiras'ta özellikle 2024 yılı, yani bu yılı baz alırsak oynadığı maçlarda ne kadar erken çıkartılırsa 6 ve 8'de oynayan bir performans sergilediği ortada. Bazı oyuncular turnuva oyuncusudur, sen de bilirsin. Yani turnuvada müthiş bir performans sergilediler. Sonra başka bir takıma transfer oldular. Premier League, işte Lig 1, Bundesliga için de bu geçerli, Serie A için de geçerli. Sonra o kart vizitinin altında kalırlar performanslarıyla ve tartışırlar. Şimdi Rios'un da öne oynama çabası, öne oynama azmi, tutkusu, şut becerisi, ayak kalitesi Galatasaray'ın Torreira'nın yanına iyi bir partner olacağını gösterse de komplike olmayan, yani 20 milyon euro verilirse tartışılır denilecek çok noktası var bence. Bu yönden mesela ne yapılabilir? Hani burada Galatasaray oyuncuya talipse ve oyuncuyla ciddi manada ilgileniyorsa, Palmeiras'ta belli bir baremin altına inmeye açıksa, belki eski bir Palmeiras'ta 4 yıl Palmeiras forması giymiş Galatasaray'ın orta sahadaki efsanelerinden Felipe Melo ile bir istişare yapılabilir oyuncuya dair. Davinson Sanchez milli takımdan arkadaşı. Ondan bir görüş alınabilir sürekli açısından. Ya burada muhtemelen ikisinden de bence olumlu rapor gelecektir. İstatistik olarak birkaç tane baktığım şeyler var. Onların üzerinden de bir şey sorabilirim sana. Savunma istatistiklerine baktım. Şimdi 6-8 oynayan oyunculardan işte kim var? İsmail, Torreira, benzer yapıdaki oyunculardan daha yüksek olması gerekiyor. Onları sana bir sorayım. Bazen mesela, Fred de buna mesela katılabilir. Evet, baskı yediği zaman Fred geriye gelir, oradan seni çıkartır. Bir yani. Mesela maç başına pas arası 0.9'muş. Maç başına top çalması 1.8, yani az. Pas. Buralarda bir savunma, oynadığı bölge yönünden savunması birazcık gelişmesi gerektiğini görüyoruz. Top Rios'ta diyelim, atıyorum Galatasaray 4-2-3-1'de devam ediyor. 4-3 değil de Mertens'li yapıda devam ediyor. Ve Mertens'in olmadığı denklemde önünde Hakim Ziye'nin taşıması gereken bir yapıda devam ediyor. Top Rios'a geldiği zaman Torreira-Rios denkleminde, uyumunda mesela topu geri verdiğin zaman orada emniyet sürebi olacak bir oyuncu görmelisin. Veya topu kaptırdığı zaman oradaki yerleşim, baskıda o performansı verecek bir oyuncuyu görmelisin. Copa Amerika'da bunu verdi. Ama yanında Jefferson Lerma ve Arias'la beraber verdi. Yanılmıyorsam bir Uruguay maçını izledim. Uruguay maçında 4-2-3-1'de ikili orta sahanın partneriydi Jefferson Lerma ile beraber. Brezilya'da 4-3-3'te oynadılar grup maçında. 1-1 beraber kalmışlardı. Orada da mesela şeydi. 4-3'ün sağ içi gibi oynadı. Birbirlerini çok iyi tamamlıyorlardı. Ama işte Copa Amerika 6 maç, 7 maç. Bu ne kadar ölçü, ne kadar 20 milyon aset gibi önemli bir Türk kulübü için çok önemli para. Bu Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş için demiyorum yani. Böyle bir değerde acaba daha iyisini Galatasaray bulabilir mi? Yani bahsedilen paralar verilebilir mi? Ben burada soru işaretine bir şart düşeyim burada. Ama oyuncunun 10 milyon euro, 12 milyon euro, hani 5 milyon eurodan market değeri 10 milyon euroya gelmiş bir değeri, potansiyeli var mı? Copa Amerika'da da bunu gösterdi. Kesinlikle var. Yani 10 milyon euro, 24 yaşında, ayakları bu kadar temiz, tekniği yüksek, 8 numara, 6 numara oynayabilen, oyun okuması iyi olan bir oyuncunun 10 milyon euro edebileceğini düşünüyorum. Ama herhalde, 20 milyon ciddi bir rakam. Herhalde Galatasaray şey arıyor diyebilir miyiz Eren oraya? Hayal ettiğin zaman. Mertens'in aralıktan sonra mesela bir 6 ay top performans yaptığı dönem var ya, öyle oynadığını düşün Mertens'in tüm sezon. Rotasyonda da oynadığını düşün. Torreira'nın zaten bir çizgisi var. Şimdi Yelert de geldi. Konuştuk. Geldi bu arada Yelert de yani. Evet. Bu arada çok teşekkür ederiz. Çok güzel geri dönüşler aldık o videomuza. Bir de transferin üstüne hemen biz çıkartınca tam köpürdü. Yani biz videoyu hazırladık. Galatasaray'da sanki bizi bekliyormuş gibi transferi açıkladı. İkisi aynı anda denk geldi. Ya bir de bazen öyle şey oluyor ki hani hatırlarsın geçen sezon hiç konuşulmayan bir oyuncuydu. Molde'nin 8 numarası. Galatasaray'la önelemede eşleşti. İkinci maçtan sonra, birinci maçta da çok konuşulmadı da ikinci maçtan sonra ya hemen Galatasaray alsın bunu falan oldu yani. Bazen öyle ani gelişmeler de olabiliyor yani. Galatasaray'ın aslında oradaki olan ihtiyacı bence Lemina Sakın var ya, Adele atmadan önce. Lemina Sakın'dan önceki Lemina. Yani o sakatlanmayan, topu alıp öne sürebilen, takımı ikinci bölgeden üçüncü bölgeye taşıyabilen, fizik kapasitesi yüksek, aidiyetliğini hissettiği zaman Galatasaray'a katkısını sürekli hale getirebilen bir oyuncu profili yani. Aslında Lemina'nın, tabii şimdi çok zor artık, Wolverhampton Wanderers'ta kaptan da oldu. O şekilde bir artık oyuncunun kendi kariyeri başka bir yöne doğru evrildi ve sakatlanmıyordu yani. Buradan gittikten sonra Nice'teki performansını izledik. Neredeyse hiç sakatlanmayarak Premier Lig'e transfer yaptı. O stilde bir oyuncu. Tabii artık fiyat baremi de 20 olduğu için ben şey diyorum Eren, hani 20'in varsa 15 veya 20 bandında bir baremin varsa Rios o oyuncuma emin değilim. Ama 10 varsa paket sarıyorum abi sana diye, Palmeiras gel al buradan diye telefon ediyorsa sana, gel al bak Richard Rios'u veriyorum. Hazır. Ona tamam. Ona tamamım ama 20 için bence şüpheli hala. 20 evet şu an çok yüksek gözüküyor ama gelişim seni başka yere taşıyabilir yani. Hani Palmeiras'taki sezon performansını ya da Copa Amerika'daki turnuvadaki performansını sezona genele yayarsa dediğin gibi o baremlere zaten İyi çıkartır. Bir turnuva geçirdiği kesin bu arada. Tabii. Ama şeye de çok katılıyorum. Turnuva futbolcusu diye bir şey gerçekten var. Bazı büyük topçular. Hatta bize tam tersi de var. Liglerinde iyi, milli takımlarında turnuvaya gittiklerinde eleştirdiğimiz Hakanlar, Enesler. Hani biz çok severiz oraları oymayı. Hani turnuvalarda çok iyi performanslar gösterip kulüplerde o kadar o yüksekliğe çıkamamış oyuncular da var tabii dünyada. Var kesinlikle var. Yani onun işte iyi bir fizibilitesinin yapılması lazım. Az önce bahsettiğim belki Davinson Sánchez referansı veya Felipe Melo referansı. Bunlara tabii bakılmaz. Galatasaray'ın çok iyi bir scout ekibi var. Çok iyi bir tarama ekibi var. Oyuncu anlamında Okan Buruk'un oyuncu gözüyle bence hani o takımın istek ve ihtiyacını çok iyi bir teşhiste bulunabilecek nitelikte ve nicelikte ama yine de tabii bunlar da düşünülebilir doneler diye düşünüyorum. Galatasaray high line'da yüksek preste oynuyor. Yüksek pres mevcudiyetinde oynamak istiyor daha doğrusu. Bunu uygulayamıyor. Uyguladığı zaman da mesela kartvizite attığı bir Bayern Münih 2 tane maçı çıkarttı. Kötü uyguladığı zaman da Prag maçında kırmızıdan sonra dağıldı veya işte ilk maçta zorlandı. Kopenhag'da çok edilgen kaldı. Bunun bir ayarını tutturmak lazım ya orta saha çizgisine. Yani Galatasaray oraya o aseti, o 20'lik, 15'lik topçuyu harcayacaksa geniş bir havuzdan biraz da geç kalsa da ben taraftarın mesela tepkisini de çok anlıyorum. Çünkü baktığın zaman Fenerbahçe El-Nesri gibi ihtiyacı olan bir oyuncu aldı. Hani El-Nesri veya Maksimer'in ihtiyaç dahilinde eksiklerini kapattı. Öyle söyleyebilirim. Beşiktaş keza Rafa Silva gibi ön tarafta. Beşiktaş'a bir tane maç çözen adam lazımdı. Rafa Silva'yı aldı mesela. Galatasaray alabilir miydi? Alabilirdi. Bence Rafa Silva Galatasaray'ın da ihtiyacı olan bir oyuncuydu. Mertens'le çok benzer yapılara sahip oyuncu Rafa Silva. Tabii. Şimdi Galatasaray Rafa Silva'ya gitmediyse Mertens'ten bu sene de en azından ligin bazı bölümlerinde, Avrupa'nın bazı bölümlerinde Mertens'ten büyük beklentiler içinde olduğunu gösteriyor. Tabii. Yani istek ve ihtiyaç dediğimiz şeyi rakipler yaptığı zaman Galatasaray yönetimi de özellikle Erdem Timursuz yeni dönemde biraz demini alsın, ağırdan gidelim politikası izlediği zaman taraftar da konuşur yani ister yani. Taraftar her zaman ister. Yani biz de bir taraftar gözüyle baktığımız zaman isteriz ki takıma 8 numarada iyi oyuncu gelsin, sol bek de gelsin. Mesela hiçbir konuşulmayan bir sol bek krizi var aslında yani. Derek Köhn'ün ben ne kadar potansiyelli bir oyuncu olduğunu düşünsem de Galatasaray'ın tüm sezon 50 maçını kaldıracak bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum esasen. Yani yedeğinin çünkü biliyorum ki Yelert'i atacaklar oraya veya Kaan Ayhan atacaklar. O zaman sağ beki oradan çıkartıp sol beke koyunca sağ bekte ihtiyacın olacak. Bazen Barış Alper gibi önde harikalar yaratan iyi bir döneme girdiği zaman bir oyuncu alıp sol beke koyman gerekecek. Bu da bir ayrı politikanın durumu. Ama taraftarın isteme ve talepkarlığını anlıyorum. Ona da kimse bir şey diyemez yani. Yönetim bazında da bir şey diyemez. Ama işte ince bir sık dokuma denilen bir şey var ya. Panik halinde gidip de ya biz cebimizde 15 var işte atıyorum Saşa'dan gelecek para veya Şampiyonlar Ligi'nden gelecek para veya Zaniolo ile Tete'nin satışından gelecek para diye bu oyuncuya verilmesi doğru mu 20'nin? Bana sorarsan doğru değil. Ama başka oyuncu da bulabiliyorsa daha iyisi varsa ki vardır mutlaka. Hani belli bir algoritmanın içerisinde, belli bir filtrelemenin içerisinde Rios'tan çok daha oyuncuyu da bulabilirsin diye düşünüyorum. Şöyle bir soru sorayım sana. Olabilir mi diye soracağım bu soruyu sana kıyıca. Galatasaray bunu son sezonlarda çok yaptı. Transferi son günlerine doğru eğer transfer yapmadıysa elindeki bütçeyle uygun fiyata büyük isim alma gibi işleri çok yapıyor Galatasaray. Bu orta saha gelmezse gene transferin son haftasında büyük bir ismi boşa düşürüp o paralara büyük bir isim getirebilir mi? Bunu sorayım sana. Goretzka. 29 yaşında, 30 yaşında bırak Galatasaray'ın yani Türkiye Ligi'ne gelmesi bile hayır olacak bir oyuncu aslında. Bayern Münih belki Kompane'nin kadroda düşünmeyip de anlaşamayıp da gönderilsin denildiği zaman bile 5 büyüklükte teklif alabilecek bir oyuncu. Şimdi Galatasaray buraya kiralık bile çözebilse çatlak sesleri kesebilir Goretzka'yı. Ya bakın işte bekleyin yönetim de şey diyebilir yani. Biz Galatasaray için en doğrusunu yaptık. Bu kadar bekleyip taraftarımız ama senin Goretzka'yı düşürme imkanın realitede çok zor olduğu için şu anki ortaya çıkartılan yangın ki bu yangın geçen seneden gelen bir yangın. Sergio Oliveira'nın geçen sezonki performansı belli. Kerem Demirbay bu sezon hala statüsü belli değil. Kaan Ayhan oraya Okan Hoca'nın şapkadan çıkarttığı bir tavşan oldu United maçlarıyla beraber. Mayıs'ta Galatasaray'ın 8 numarasının Haziran'da kampa gelmesi gerekiyordu. O yüzden her şeyin çok doğru gitmesi lazım ki taşların yerine oturması için. O da şu anki görüntüde çok şey gözüküyor. Yani hayalperestlik gözüküyor. Galatasaray yönetimi ve taraftar arasındaki ilişki bazında söylüyorum buna. Olmaz mı diyorsun yani? Transfere bir hafta kala büyük bir isim gelmez mi? Ben zor görüyorum ya. Sen bir şey mi biliyorsun yoksa? Yok. Galatasaray buna çok alıştırdı ya insanları. Son hafta böyle Ziye indiririm, Icardi'yi indiririm. Biliyor musun? Bak şöyleydi. Galatasaray bir tane topçu indirirdi. Atıyorum Felipe Melo indirirdi. Juventus'un bidon diye satışa koyduğu oyuncuyu Fatih Hoca yönetimle kavga ederdi. Hatırlıyorum bir Liverpool maçı vardı. İşte İtalyan lirasına kadar söylerdi mesela hoca. Bu oyuncu işte Dünya Kupası'nda kötü geçirdiği için değeri düştü. Juventus'ta şöyle oldu böyle oldu. Felipe Melo'yu aldık. Cambiasso istiyorduk olmadı. Melo'yu aldık gibisinden. Bir tane de araya transfer sıkıştırdı mesela, atıyorum hani Sercan Yıldırım. İşte bekler sonra bir tane iyi, bir tane de yanına Türk oyuncuyu sıkıştırdı. Şimdi transfer açıklamıyor ki Türk oyuncuyu yanına sıkıştırsın yani. Bir de öyle bir durum var. Geçen seneki oyunculara, transferlere bakınca da mesela şimdi Davinson Sánchez büyük etki yaratırken Ndombele maalesef ki çok belliydi ama mesela. Ya Molde'nin 8 numarasını mı alalım? Atıyorum Fransa'dan, Lazio'dan Guendouzi almasın biz mi alalım? Böyle son gün Molde'nin 8 numarasına kaldık. Ve Şino isminin düştüğü anda Ndombele şey olarak geldi yani. Tottenham'ın müthiş bonservis verdiği oyuncu işte. Geçmişte yaşadığın için zaten önünü göremiyorsun. Ndombele hazır değil, kilo veremedi. İşte o bir tane tight gibi bir şey giydi zaten oyuncu artık. Olayın sıvama noktasına geldi. Forma da giremedi. Oynama alışkanlığı kazanma diye bir şey var ya. Onu da kazanamadı Ndombele yani. Çok büyük transferde son gün işi dediğin mevzuyla çok büyük şans lazım. Mesela Aziz Yıldırım'ın Şampiyonlar Ligi'nden elenip de 2006-2007'de 4 tane topçuyu indirdiği var ya. Lugano, Edu, Kezman gibi, David gibi bir paket. Öyle indireceksin de 4'ü birden veya 3'ü birden tutacak da öyle bir yapılanma şansın olacak da. Yoksa son güne kalmaması lazım abi yani, kampa yetişmesi lazım. Bak geçen sezon Zaha ve Tete olayında bir misilleme vesaire konularda Galatasaray nasıl söyleyeyim sana Tete'den yara aldı mesela. Bu sene okutmaya çalıştı. Zaha'yı kampa yetiştiremedi. Bu sene mesela Zaha kampa yetişti. Biraz daha görüyorsun ki fit. Oyuncuyu kampa yetiştiremezsen yani beklenti yönetimini ayarlayamazsan çok başına ağrır. O yüzden her şeyi dozajında ve planlı yapmak gerekiyor diye düşünüyorum. Özellikle Türk kulüpleri için en önemli şey bu. Yani şimdi cepte 20 milyon topçu gezersen bu menajerlere de bu telefon gidiyor abi. Diyorlar yani Galatasaray'ın şu kadar parası var ve taraftar oradan sıkıştırıyor seni. Paçalardan sıkıştırıyor şimdi taraftar. Allah merakla bekliyorum kıyıcı. Galatasaray'ın orta sahası İnsanlar tatile gidip gelecek. Daha gidenler de olacak. Tatil daha bitmedi. Yaz tatilini farklı zamanlarda kullanan. Galatasaray bakalım orta sahayı ne zaman alacak? Senin Rios için ekleyeceğin ekstra bir şey var mı? Ben şöyle söyleyeyim. Özet geçeyim kısaca. 10-12 bandı Galatasaray alırsa doğru transfer ama 20 pas olursa bence yaklaşımlara bir bakarım yani. Palmeiras çünkü Copa Amerika'da izlediğim oyuncuyla Palmeiras'ın performansının arasındaki terazi çok hoşuma gitmedi. Bunu söyleyebilirim. Ama oyuncu dediğin gibi gelişimi açık, 24 yaşında. Güney Amerikalı oyuncuların da Galatasaray'daki uyumu ortadayken de belli bir mevcudiyette Galatasaray'a katılırsa makul bir seviyede fiyat performans olarak bir şey hayal ettirir. Bunu da söyleyebilirim yani. Oyuncuyu çok gömmüyorum. Çöp möp de demiyorum. Yanlış anlaşılmasın ama 20'lik topçu benim gözümde değil. Teşekkür ederim Kıcık. Gene süper bir sohbetti. Ben çok eğlendim. Vallahi. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Beğeni, yorum ve kendi görüşlerinizi de belirtirseniz, katılıp katılmadığınızı teveccühlerinizle her zaman burada zaten yapmaya bunları devam edeceğiz. Transfer sezonunun sonuna kadar.